Ee, muhafaza endişesi ya da abide olarak mimarlık diye bir başlık verdim. Aslında başlığı da sonradan revize etmem gerektiğini fark ettim. Ama nasıl olsa onun üzerine konuşacağız. Şöyle çok hızlı olarak yolladığım özetin üzerinden de bir geçelim. Ee, şöyle bir şey yazmıştım. Mimarlığı tanımlayan egemen anlatılar bloğu. Bu çok karışık bir şey. Aslında kabaca modern zamanlardaki mimarlığın tarihi desek de olurdu pekala. Mimarlık ürünlerini sürekli olarak koruma kavramı ile ilişkilendirir ...demişim. Bu anlatılara göre mimarlık... ...sadece sıradan insanı değil... ...söz gelimi kültürü de... ...muhafaza eder. Hatta... ...biraz önce aşağıdaki bir konuşma... ...başlangıcı vardı. Aslında herkes... ...aşağı yukarı bunu söyledi. Yani... ...mimarlık öyle bir pratiktir ki... ...her şeyin tepesidir, en süzülmüş... ...haldir, her şey yükselir ama o... ...somutlaştırır, ortaya koyar falan diye... ...gerçekten de böyle bir... ...kabul var. Sonsuza kadar muhafaza edilmesi gerekenlerin... ...muhafızı olarak... Kavranan mimarlığın radikal eleştirisi ise bu bence çok ciddi bir eleştiri hak ediyor böyle kavranan bir mimarlık kaçınılmaz olarak mimarlık pratiğinin bir anıt üretim biçimi olduğu kavrayışıyla yüzleşmek zorundadır. Burada anıt diye yazdım ama çeşitli nedenlerden dolayı abide kavramını daha da çok e, seviyorum onun hakkında birazcık konuşacağız. Konuşma bu bağlamda mimarlık üzerinden muhafaza endişesinin eleştirisine giriş olarak. Tanımlanabilir. Gerçekten bir giriş bu olsa olsa. Böyle bir problem de var. Bir açıdan ne anlatacağım ben bugün deseniz onu kendimce en azından 5 dakikada neredeyse söyleyebilirim. Geri kalan için aslında bayağı uzun yazmak gerekiyor kitap boyutunda. Dolayısıyla bu aradaki formatları giderek daha da zor becerdiğimi fark etmeye başladım aslında. Dolayısıyla ne, ne, ne denir ne kadar... E, Hata yaparsam da beni mazur görürsünüz diye düşünüyorum. Ama buradaki muhafaza endişesi önemli. Ee, sonradan revize etmem gereken kısım olarak bu, bunu akıl ettim. Nitekim e, aklıma geldi daha doğrusu. Bir Biraz sonra göreceğiniz ara başlıklarda onu epey değiştirdim de. Çünkü e, bir tür endişe ya da bir endişe kipi olarak muhafazakarlık aslında hakkında konuşmak istediğim ve baştan söyleyeyim böyle bir kip, Böyle bir eyleme biçimi isterseniz. Yani kipi özellikle kullanıyorum. Hakikaten fiil kipi gibi. Ee, böyle bir eylemler kipi olarak muhafazakarlık hakkında konuşmak niyetindeyim. Aslında benim için şu noktada konuşmanın o kısmı biraz daha ilginç. Ee, ama buradan devamla mimarlığın da zaten bu anlamda bu muhafazakarlık kipi üzerine oturduğunu söyleyeceğim. Yani e, mimarlık pratiği olarak adlandırılan üretimler, bütün ürünler, bütün çeşitliliklerine rağmen ağırlıklı olarak. Yani bu konuşmanın böyle bir tehlikesi var. Yani bütün mimarlık neredeyse özlü olarak zaten böyledir demek niyetine hiç değilim ama modern zamanlarda üretilen mimarlık ürünlerinin büyük bir kısmı böyle bir kipe oturuyor. Aslında konuşacağım iki şey bu. Bir de üçüncü son parça olacak. Onun ne olacağını söyleyeceğim. Dolayısıyla böyle bir üçlü başlık grubu ya da alt başlık var. Bir endişe kipi olarak muhafazakarlık. Burada performans, mu muhafazakarlık tipini e, bir yığın açıdan birbirleriyle ilişkili bir yığın kavramla ilişkilendirerek anlatmak mümkün. Ama bugün ağırlıklı olarak performans kavramı üzerinde e, dönmeye çalışacağım. Sonra bir abide olarak mimarlık yani o endişe tipinin mimarlıktık gösterimlerine çok az sayıda ve çok hızlı bir göz atacağız. Ama üç üçüncüsü de birazcık bu konuştuklarımızın, bu işte bizi e, Türkiye'de mimarlık düşüncesi başlığıyla da ilişkilendiren kısım olabilir. E, muhitimize uyarlama denemesi dediğim şey aslında bunları birazcık e, bir yandan güncel uzanımları olan kaçınılmaz olarak ama gü güncel kısmına çok da gelmeden ne kastettiğimi size e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir endişe kipi olarak muhafazakâr. ha şu şunu söylemeyi unuttum çok özür dilerim. E, genellikle işte bir, bir saat falan bir sunum oluyor. Sonra soru cevap falan dendi. E, onu hala yapabiliriz. Yani sonunda gücümüz yettiği kadar hakkında konuşabiliriz. Ama ben onu sevmiyorum. Yani ben konuşayım sonra siz sorun kısmı Dolayısıyla e, sizden ricam herhangi bir soru aklınıza geldi hemen o sırada sorun. Yani benim hangi konuşmanın neresinde olduğum falan hiç önemli değil. Kesin e, sözümü o benim için de e, iyi olur. Dolayısıyla baştan itibaren bunu mümkünse e, bir tür... Soru-cevap e, ya da karşılıklı konuşma diyalog biçiminde mümkün olduğunca götürelim. Bir endişe kipi olarak muhafazakarlık e, ne kastediyorum? Ş şöyle bir yerden başlayalım isterseniz. E, burada birkaç tane öğrencim var galiba geçen hafta İstanbul'da tur atarken bir ara onlarla bunun hakkında konuştuk. Benim en sevdiğim metin ya da kitap türleri ansiklopediler ve sözlükler dolayısıyla birazcık bugün sözlükle vakit geçirelim. Bir yan kelimeye dönüp bakacağım aslında bu performans ve işte ya da bir ne diyelim muhafazakarlığı bir kip olarak tanımlamaya çalışırken ne yapmaya çalışıyorum? Bütün sözlük alıntılarım arada bazılarını ben dışarı atmış olabilirim ama genellikle tam aldım ve tam aldığım yerde de onun yazım kurallarını takip ettim. Develli olduğunu sözlüğünü kullandım ama başka bir sözlükte kullanılabilirdi. Şimdi muhafaza şöyle bir şey diyor. Tutucu bir şeyi olduğu gibi değiştirmeden tutmak isteyen, eskiye bağlı. Sonra bir Fransızçasını vermiş, konservatör e, diyor. Bu e, tanım aslında benim anladığım anlamda muhafazakarla hemen hemen değmiyor. Yani bazı ipuçları var ama değmiyor. E, bu arada şunu da belki eklememde yarar var. Hafta boyunca programa baktım, konuşma başlıklarını falan biliyorum ama sonuçta ne, neler konuşulduğunu ya da siz neler tartıştığınız onu bilmiyorum. E, belki... Konuşmanın sonunda bana bir ipucu verirseniz iyi olabilir. Yani burada konuşulan muhafazakarlık ya da muhafazakarlıkla ne kastedildi ben ne kastediyorum? Aradaki farkı görmek dolayısıyla hoşuma gider. Ee, epey farklı bir yerden konuşuyor olabilirim. Ee, ama yine de bu tanımda önemli bir şey var. Bu eskiye bağlı falan şeyi beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü muhafazakarlık bir kip olarak doğrudan eskiye bağlılıkla hiç alakası yok. Eskiye bağlılık olarak muhafazakarlık hiç şüphesiz var ama söz gelimi bir tür geleceğe bağlılık olarak muhafazakarlık da var. Hatta aslında üzerinde daha fazla çalışılırsa şimdiye bağlılık olarak muhafazakarlıktan da söz etmek mümkün ama o bizi şimdi çok ilgilendirmiyor. Ama yine de bu tanımda iki şey benim için önemli. Bir tanesi muhafazakarı farkındaysanız bir istek, arzu ve aynı zamanda da bir eylem olarak tanımlıyor. Yani değiştirmeden tutmak isteyen. Bu eylemlilik ya da fiil olma hali önemli. Birincisi bu. İkincisi e, bunu unutmazsam dö dö dönelim ama unutsam da çok önemli değil. Fakat Fransızcası daha fazla söylüyor. Bu konservatuar ama neyi tutuyor? Bir şeyi. O şeyin ne olduğu da hiç önemli değil. E, şeyin ne olduğu bize muhafazakarlığı vermiyor ama şeyin hali belki e, bizi ilgilendiriyor. Muhafaza ya da etme, saklama, kuruma, kayırma e, karşılıklarını vermiş Develloğlu. Bu daha da iyi çünkü... Muha muhafazakarlığın ya da bir kip olarak muhafazakarlığın aslında gerçekten bir fiil kipi olduğuna buradan e, koruma, kayırma, saklama falan e, olarak geçmek mümkün. E bir de endişe var e, başlıkta. Endişe de aslında yine de onda Düşünce, vesvese, merak, kaygı, gam, keder, şüphe, korku. Endişe nefis bir kelime. E, aslında e, bir endişe... Endişelenme hali endişe kipi olarak muhafazakarlık diye sonradan ayırt etmemeye ulaşan şeydi bu. Çünkü buradaki tanım çok hoş bir biçimde iki gruba ayrılıyor neredeyse. Bu iki gruba ayırma işini bu iki grubu da birbirinin tamamen zıddı birbirleriyle hiç ilişkisi olmayan şeyler gibi diye düşünmeyin. Ama kabaca iki eğilim diye düşünmenizi rica edeceğim sizden ama çoğu zaman bunlar birbirlerine giriyorlar. Ama endişenin buradaki tanımı neredeyse niçeci denilebilecek bir yarılma yaşıyor Nasıl bir yarılma derseniz şöyle bir e, yarılma ve ben buna performans endişesi diyeceğim biraz sonra onun niye öyle olduğunu konuşuruz ama bu önce yarılma üzerine duralım. Endişe, vesvese, merak, kaygı, şüphe bana so soracak olursanız e, ne, ne diyelim e, bi biraz sonra bunların İngilizce'lerini isteme istemeden de değil aslında pek hala bu dilleri birbirine karıştırarak konuşmayı da seviyorum ama şu an sadece olumlayıcı diyeyim bayağı olumlayıcı, negatif olmayan ne, ne diyelim olumlayıcıyla kastettiğim gene ni nişeci dememin e, nedeni bu hayatı olumlayan bir grubu var. Yani endişe hayatla olumlayıcı bir ilişki kurabilir. Bu düşünce, vesvese, merak, kaygı, şüphe benim için bu anlamda olumlu e, kavramlar. Diğer grup ise gam, keder, korku. Bu gam, keder, korku ve işte ikisinin arasındaki ayrım bana soracak olursanız aslında e, ne, ne diyelim modern zamanlardaki bütün fiillerin, bütün performansların aslında performansı niye kullandığımı söyleyeceğim ama daha sonra fiile tamamen geçeceğim. Bütün performansları iki ne diyelim eğilime, iki eksene ayırt eden ya da iki iyi ayıran eksen gibi gözüküyor. Ama bu iki iyi ayırma meselesini bir kere daha tekrar edeyim ne olur e, siyah beyaz gibi görmeyin. Yani bu ge geniş bir vadi gibi hayal etmek çoğu zaman daha anlamlı. Yani bir e, vadinin bir yamacı bir sırta doğru tırmanış A ekseni ise yani düşünce vesvese merak, kaygı, şüphe böyle bir endişelenme biçimi. Diğer tarafta gam, keder, korku. Bu bu ayrım bana soracak olursanız bütün eyleme biçimlerini ya da fiilleri muhafazakar olan ve olmayan diye de ayırt eden bir yamaç. Bunun üzerine Farklı yerlere yıldığımızı yani iki tane e, ne diyelim tekil pozisyondan oluşmadığını bunların arasında çok daha karmaşık ilişkilerin olduğunu falan aklımızda tutalım. Şimdi performans endişesi derken de aslında performansı biraz sonra göreceksiniz en sevdiğim karşılığı aslında fiil eylemek olarak kullanıyorum ama performansı özellikle e, aklımızda kalsın diye e, kullanıyorum gerçekten eylemek bir şey yapmak bir fiil üret, üretim imalat olarak okumakta yarar var ama performans kelimesi bu vadiyi ve o vadinin iki yamacını betimlemek için çok iyi bir ipucu veriyor. O da arada büyük harflerle yazdığım form kelimesi. Ee, bu form bağlantılı bir grup kelime onlardan birkaç tanesini biraz sonra göstereceğim. Bu yine ne, ne diyelim vadiyi ve iki sırtı iki sırtın birbirinden niteliksel nitel farklılıklarını kavramak açısından anlamlı gibi geliyor. İsterseniz buna modern zamanları, modern dünyayı ve modern dünyadaki eyleme biçimimizi ya da performans endişesi, yani modern zamanlarda duyduğumuz endişenin o iki türünü kavramak bağlamında da önemli gibi e, gözüküyor. Güzel seçtiğim kırmızı çok zor gözüküyor ama onlar ise okurum çok önemli değil. E, performans dediğim gibi fiile işaret eden şey ama bu performansın üstündekiler benim için o vadinin gene olumlu tarafında olanlar yani formasyon sürekli bir oluşum olarak bakmakla olmuş bitmiş tamamlanmış arasındaki şeye işaret ediyor performans. Performans sürekli benim gözümde oluşa yapıya yapıma imalata işaret ediyor. Modern zamanları modern zamanlar diye tam, tanımlamamıza yol açan şey de performansın apaçık ortaya çıkması. Yani bir anlamda bütün insan üretiminin bir tür imalat olarak yani bizim tarafımızdan e, ne, ne diyelim gerçekleştirilen bir imalat olarak kavramamıza yol açması dolayısıyla pozisyonlarımızın tarihselliğinin farkına varmamız yani tarihsellikle kastettiğim o pozisyonların zamanda, mekanda, toplumsal konumda değişebilir olduğunu dolayısıyla başka türden pozisyonların olduğunu fark etmemize, başka pozisyonları hayal etmemize de imkan sağlayan şey. Dolayısıyla formasyon derken sürekli olan bir duruma işaret ediyorum. Transformasyon daha da iyi. Dönüşüm. Sürekli dönüşen bir dünyadan, sürekli dönüşen öznelerden, pratiklerden, mimarlıklardan, toplumdan neden bahsediyorsak bahsediyoruz. Aşağıdakiler ise farkındaysanız vadinin diğer tarafında yani eğer düşünce vesvese, merak, kaygı, şüphe, şüphesiz bu Sürekli oluş halinde olmak, beklenmedik, istemediğimiz şeylerle de karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor hiç şüphesiz. Dolayısıyla düşünce, vesvese, merak, kaygımların hepsi bir tarafta işlerken gam, keder, korku bu dönüşümün kendisini yani sabit bir form, yığılı, verili ilişkiler e, ağa yerine sürekli oluşmakta olan bir şeyin aslında işte bir korku kaynağı, endişe ama bu anlamda endişe olarak kavranması anlamına geliyor. Deformasyon dolayısıyla dönüşüm her zaman bir bozulmaya, yozlaşmaya aklınıza ne geliyorsa deformasyon deforme olmak, transformasyon gibi sadece dönüşüyor. Ona ne değer atfettiğimiz ayrı bir tartışma meselesi ama her dönüşüm zaten verili olan ideal formdan. ideal form aslında oksimoron yani form ve idea birbirinin yerine geçen Yunanca ve Latince kelimeler ama ideayı ve ideali hatırlatmak için onu oraya koydum. Dolayısıyla değişmeyen bir form toplumun, mimarlığın aklınıza ne geliyorsa. Bir anlamda tarihi olmayan, zamansız bir form. O formun kaybı, yani o formun form yanılsamasının diyeceğim kaybı bunun anlamı modern zamanların içine girmek, başından itibaren zaten olumsuz, negatif bir şey olarak algınıyor. Dolayısıyla deformasyon. Dolayısıyla bu dünyada kaçınılmaz olarak bir performans göstermek zorundasınız. Yani bir performans kipi ya da endişe kipi olarak muhafazakarlık derken kastettiğim şey bu. Modern bir fenomenden bahsediyoruz. Ama o fenomen gerçekleştirdiği her performansı aslında mümkünse o formu, ideal formu tamamlamak, yeniden ihya etmek bir daha dönüşmeyecek o dilde deforme olmayacak hale getirme çabası. Formal, formül, uniform bunları çoğaltabilirsiniz aslında. Bu dünyanın birbirleriyle ya da o yamacın diyeyim daha doğrusu birbirleriyle ilişkili kavramlar grubu. Ee, ben böyle kaptırdım gidiyorum ama ne olur araya girersiniz diye bir kere daha hatırlatayım. Ee, bazen konuşma hızım ve ne, ne diyelim ara vermeme halim araya girilmesini zorlaştırıyor olabilir. Görmüyorsam da seslenirsiniz diye nasıl olsa ee, güveniyorum. Dolayısıyla isterseniz performansın iki farklı kipinden bahsetmek mümkün bu e, yamaçlarda ya da o vadinin iki tarafında. Buradaki afektif, afirmatif ve negatif kavramları bence çok önemli. Ee, harikulade Türkçeleri yok. En işe yarar Türkçeleri tam karşılık olmasalar bile eski rate house'larda var. Oradan da biraz develli olup kullanarak aslında işe son derece yarıyor. Afektif, afekt çok önemli bir kelime. Afektif ee, tesir <laughs> demek afektif tesirli tesir eden tesire açık olan tesir gücü olan demek afirmatif işte olumlayıcı falan diye çevriliyor ama e, olumlamak burada her zaman yetmiyor bu durumu olumlamak kastettiğimiz doğal olarak olumlu değer vermek anlamında değil ama olanı olumlamak ne diyelim pratiklerin çokluğunu fark etmek her performansın kaçınılmaz olarak bir Farklılık ürettiğini olumlamak. Yoksa o farklılıktan duyduğumuz huzursuzluk ya da endişe ayrı bir mesele. Negatif ise harikulade, olumsuz diye biz çeviriyoruz ama e, negatif ve eski retauslar tesiri kısıtlayan, tesiri kapatan diye çeviriyorlar. Bu tabii tahmin edersiniz ki çok hoşuma gitti. Çünkü e, performans zaten tesir üretmek. Birbirimize, dünyaya mimarlık yapıyorsak, dünyaya birbirimize ilişkimizde vesaire. Dolayısıyla böyle bir, bir kere daha ayır edip hatırlatmak istedim size ama bunlar artık performansın iki farklı kipi. Şöyle bir hikaye anlatmak mümkün. Bunun benim bildiğim en iyi versiyonu e, Negri ile Hart'ın imparatorluğunda var aslında. Onlar doğrudan modern dünyanın ortaya çıkışını bu ikili ayrım üzerinden bu iki kip üzerinden anlatıyorlar. Yani bir tanesi bir potansiyel e, bir ne, evet en iyisi potansiyel ya da bir kuvve olarak açığa çıkan modern dünyayla neredeyse ortaya çıktığı andan itibaren bundan huzursuzluk duyan bir anlamda reaksiyoner, buradaki reaksiyoneri kullanma biçimimiz de, biçimimiz de önemli. Reaksiyoner, ortaya çıkan kuvveyi fiile geçmeden, dolayısıyla öngörülmedik olanlardan korkan, onu öngörülebilir, düzenlenebilir hale çeviren bir anlatılar grubundan bahsediyorlar. Aslında özeti şu bunun uzun bir sürece nereden başlatıyorsanız modernliğin tarihi, modern dünyada karşımıza çıkan üretimlerin, imalatın büyük bir çoğunluğu imalatı mümkün kılan durumun kapatılması üzerine olduğunu söylemek mümkün. Yani pozitivizmden, bilimcilikten, rasyonizmden falan bahsediyorsanız aslında hep o ideal formun kapanan, tesirin kısıtlandığı, sınırlandığı bir dünya üzerinden konuşuyoruz. Birinci ayak ya da birinci vadi daha az ne diyelim kat edilen daha az giderek arttığı söylenebilir ama hala pratiklerin yoğunlukla yerleşmediği vadi gibi gözüküyor. Daha boşça kalmış olan vadi. Mimarlık bugünkü mesela bütün bunları tamamladıktan sonra zaten ağırlıklı olarak ikinci vadinin üzerinde modern tarihini kendi modern tarihini inşa etmiş olduğu. Şimdi performans peki nasıl çevireceğiz ya da ne, nasıl konuşmaya başlayabiliriz? Performans, performans diye kullanmak tabii mümkün. Bence hiçbir sakınca yok Türkçe'de ama birazcık oynamak, zenginleştirmek için neler yapılabilir? E, Performansa söz gelimi şöyle şeyler var. İş, fiil, amel, eser, ifa, eda, icra yapma, sahnede rol yapma. Bu en bayıldığım kısmı. Sahnede rol yapma çünkü performansın nasıl verili bir sistemi aynen yerine getiren bir şey değil. Her seferinde sapan ve değişen bir şey olduğunu belki de göstermenin en güzel yolu. Yani bunu ister müzik icrası olarak bakın ister tiyatro söz gelimi diye bakın. Sahnede rol yapmayı. Yazılı bir metniniz olabilir ama bilmem kaç yüzyıldır var olan bir Shakespeare metni sonsuza kadar aslında oynanabilir. Çünkü her performans aslında başka bir metne başka bir performansa başka bir farklılığa işaret eder. Giderek her yorumun yani diyelim ki belli bir grubun belli bir yönetmenle sahnelediği Hamlet'i izliyorsunuz. Aslında onun her gecesinin de başka bir performans olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Aslında bu farkındalık modern zamanları modern zamanlar yapan şey. Bu farkındalığı olumlayabilmek, bunu aslında başka şeyleri hayal edebilmek, başka sözü söyleyebilmek için kullanmak demek bu farkındalıktan ürkmek işte o benim muhafazakarlık diye tanımlamaya çalıştığım yamacı oluşturuyor. İsterseniz bunu müzik eseri üzerinden falan da söylemek mümkün ama tekrarlamaya gerek yok. Bence durumu kavradınız ama şunu eklemek mutlaka gerekiyor. Bu buna bir de doğaçlamayı ekleyin. Yani oyunun içinde Hamlet oynuyorsunuz ama arada bir laf, bir hesapta olmayan mimik sıkıştırıyorsunuz ya da müzik Sadece ise önümüze verilmiş olanın icra edilmesi ve her çaldığınızda başka bir şey olmasının ötesinde verili olan notaların da modifiye edilmesi olanağına sahip olduğumuzda akılda tutmakta yarar var. E, aksiyon benzer bir şey, amel, faaliyet, fiil, tesir. Bu çok önemli. Aksiyon gerçekleştiren aktör haline geliyor. Yani bir eylemin sahibi Vivaldi'nin falan eserini ya da Dede Efendi'nin peş mekanını bilmem kimin nasıl icra ettiği burada hayati oluyor. O performansın belli bir zaman ve yerdeki performansın bir de aktörü var aslında. Bu çok önemli ama aksiyonu da zaten amel, faaliyet, fiil ve tesir diye çevrildiğini gene aklınızda tutun. Bunlar hep e, biraz eskice, çok da eski değil yani tesadüfen bende bulunan bir 50'lerden kalma ama kaç baskısını 50'de tekrarlıyorlardı onu bilmiyorum. Yani daha da eski olabilir. Ona bakmaya akıl etmedim açıkçası. Red House'un İngilizce kelimelere verdiği karşılıklar. Dolayısıyla oradan biraz devam edelim. Ya yani imal etmekten falan söz ediyoruz. Ne demek imal? Bu sefer develli olma baktım. Yapma, yapılma, işleme, kullanma, kullanma önemli. Yani belki ileride aklıma gelir ama mimarlık bağlamında fiil en önemlisi. İşkar amel o. Sizin okuyamadığınız kırmızı kısmı ben size okuyayım. Zamanla, bunun kırmızı olmasının nedeni zaman, zamanla ilgili olup manaya yol açan kelime eylem. Kırmızı kısmı en önemli ama görülmez hale gelmiş durumda benim sayemde. Zamanla ilgili olup manaya yol açan kelime. Burada zamanın etkisi hayati gibi gözüküyor. Fiil bayağı yüklenmiyor yani buradaki fiil. Öyle yazdığına bakmayın develli oluyor yazıyor. Biz iki ile yazmaya e, alıştık şimdi. Zamanla ilgili olup manaya yol açan kelime. Bunun altını ısrarla çözüyorum. Çünkü mimarlığı ve bütün ne diyelim muhafazakar eyleme kiplerini vadinin diğer tarafına taşıyan temel şeylerden biri zamanın kapatılması aslında ya da zamanın kapı dışı edilmesi. Dolayısıyla bir tek mekanla baş başa kalmanız. Yani mimarlıkla e, ne, ne diyelim bir muhafazakar eyleme kipi olarak mimarlık hakkında konuşacaksak başlangıç noktalarından bir tanesi bu. Bu zaman meselesi ne olur aklınızda kalsın. Fail biraz önce aktörden bahsettik zaten fiili. Gerçekleştiren, işleyen, yapan tesirli diyor Develloğlu harikulade. Gerçekten tesir üreten aslında bunun üzerine daha uzun boylu konuşmaya başlasak fail sadece tesirli olmakta olan bir şey değil. Bence tesire maruz kalmakta bir şeyden etkilenebilmek de aslında bas basbayağı bir faillik hali. Bunun da bir fiil olduğunu gördüğünden, duyduğumdan, okuduğumdan etkilenebilmek. Bu çok önemli. En az tesir üretebilmek kadar önemli. Dolayısıyla bir fiilin yaptığını anlatan diyor. Fransızcasını da eklemiş. Karşımıza zaten gelmesi gereken kavram özne. Bu e, yamacın karşı tarafında tanımlanandan epey farklı bir özne. Bunu da bir kere, bir kere daha hatırlatayım. Çünkü tesir üreten, tesirli ve tesirden etkilenen yani tesire açık olan onu ben ekleyeyim. Bir özne tanımı sadece mekanda var olan bir özneden çok zamanla birlikte var olan bir özne demek. Yamacın karşı tarafında özne her zaman yine zamandan da yani zamanın tesirlerine kapalı bir kere tanımlanan ve neredeyse hep aynı kalan bir özne hayali olduğunu söylemek gerekecek. Tesir peki ne? Yani tesir falan diye konuşuyoruz. Ona da aslında çok güzel şeyler yazmış. Alamet, nişan bırakma, aslında iz bırakma. Bu çok önemli. Yani benim tesire açık olma kastettiğim şey bu. Okuduğum, dinlediğim şu an burada bulunmaktan kaynaklanan bir iz oluyorsa üzerimde ben aslında özneyim. O beni hiç dönüştürmüyorsa Birbirimizle hiçbir ilişki kuramıyorsak, birbirimizin üzerine iz bırakamıyorsak, dünyanın üzerine mimarlığımız, aklınıza ne geliyorsa ve onlar bizim üzerimizde iz bırakamıyorsa aslında e, bir tesir de yok ama işte öznellik ve performans da yok. Performans zaten bu izi bırakmak için yapılan şey. İşleme, dokunma, içe işleme falan zaten nerelere gidebileceğini kestiriyorsunuz. ve bu kı kısmını toparlıyorum ondan sonra zaten daha hızlı gidecek. Dolayısıyla biraz daha şey yapalım. Fiilin iki farklı kipinden bahsediyoruz aslında. Performansın diyelim isterseniz. Bir tanesi olumlayıcı. Tesiri açık. Yani hem tesir bırakmaya hem de tesir üzerine almaya. Bu transformasyon, formasyon, en formelliği geçeyim diyeceğim ama formelin de en formal ve formal hatta bizde formele resmi, devletli falan denmez gibi şeyleri gene onları gereken yerlerle ilişkilendirirsiniz. Onları uzatmayayım ama aktif buradaki önemli olan şey gerçekten aktif olma o aksiyonla akraba bir kelime aktif imalatın faaliyetin fiillerin tesirlerin faillerin çokluğuna açık çünkü bütün bu bunları ya, ya biriktirdiğiniz zaman özne olarak ortaya çıkıyorsunuz. ama o öznellik hali zaten kaçınılmaz olarak sürekli değişen ve hepimizin birbirinden az ya da çok farklı var olmasına yol açan şey. Dolayısıyla zamanı açık. Oradaki kırmızı gene zaman. Yani çünkü imalat faaliyet. Eğer her imalat aynının üretimi değil sürekli başka bir şey oluyorsa. Yani iki gece üst üste bir konsere gittiğinizde iki farklı konser ve o iki farklı konserin sizin üzerindeki iz. Dolayısıyla üçüncü gün artık başka birisiniz. Dolayısıyla bu zamanla yürüyen bir şey. Dolayısıyla bu performans ya da bu tesire açık dünya hiç şüphesiz bir endişe üretir ama bu olumlanması gereken bir endişe. Çünkü bu sayede düşünürüz, bu sayede farklı vesveselere kapılırız, meraklar, kaygılar ve şüpheler üretiriz. Bu olumlanması gereken bir endişe. Tereddüt ve tekerrürden size bahsetmiştim. Aslında tam da burada karşımıza çıkıyorlar. O kitabın temel problemi tıyı buydu. Bir yere gidip gelme kararsızlık duraksama demek tereddüt. Tabii ki kararsız ve duraksamalı yani şüpheye yol açan şey bu. Hem sizin gerçekleştireceğiniz her performans. Şimdi ne söylüyorum, ne yazacağım, ne tasarlayacağım ya da ne besteleyeceğim, nasıl çalacağım bu akşam. Bu sürekli bir kararsızlık duraksama ya yol açar ama bu kaçınılmaz bir duraksama. O duraksama sayesinde her gece az ya da çok farklı bir icra gerçekleştiririz. Bu tereddütün karşı tarafta bir göreceksiniz yani yamacın karşı tarafı. Karşı tarafa çok alıştım. O tereddütün tedavi edilmesi gereken bir şey olarak görecek. Bunlar gene e, olundan geliyor tereddüt. Tekerür de dolayısıyla tekrar etme aslında farklılığın üretiminden ibaret. Performans bu demek. Her gece aynı eseri çalabilirsiniz. Her gece başka türlü olur. Her gece başka bir eserdir aslında. Yani evet işte falanın bilmem nesidir ama o aslında her gece başka bir eserdir. Dolayısıyla bunu yayın. Bütün pratiklere, bütün fiillere yayın. Dolayısıyla tekerrür eden şey siz aynı şeyi yapıyormuş gibi gözükürsünüz. Çalarsınız, bir kere daha çalarsınız, konuşuruz. Daha önce milyonlarca kere kullanılmış kelimeleri burada kullanıyorum ama onlarla becerebiliyorsam başka bir şey, farklı bir şey söylemem mümkün. Buradaki en önemli şeylerden biri de bu e, Türkiye'de mimarlık düşüncesi konuşmasının sonunda da bu ortaya yani aklıma gelen şeylerden biriydi. Bununla bitirmiştik. Tahammül aslında. Yani bu, bu ölü bir dünya ya da ne diyelim tra e, performansa olumlayıcı ya da tesire açık olma hali kaçınılmaz olarak tahammülle birlikte yürümek zorunda. Farklılığa tahammül etmek durumunda. Başka herhangi bir söze, sese böyle çalınır mı canım? Yani konservatör o yüzden çok önemli hatırlayın. Muhafazakara konservatör diyorlar. Yani konservatuar dediğimiz şey. Vivaldi böyle çalınır. Ya da falan ise başka türlü olmaz. Kurmaya aldığı şey aslında farklılıkların kapandığı şey. Tahammül. Yüklenme bir yükü üstüne alma, dayanma, katlanma. Bana soracak olursanız düşünme dediğimiz şey zaten bu katlanma e, tahammülle de başlıyor. Tahammülün o konuşmada köküyle epi oynayıp hamileyle akraba olduğunu falan hatırlatmıştım. Hamile burada çok güzel bir şey. Çünkü taşıdığınız şey... Yeni her performansın sonunda yeni ve farklı bir şey ortaya çıkarırsınız. Çıkarma şansımız var. İkinci farklı tip ise sınırlayıcı, kısıtlayıcı, tesire kapalı olan. Aslında reaksiyon, reaktif diye okumak mümkün. Reaksiyona, Retaus nefis şeyler yazıyor. Aksi tesir diyor zaten. Yani tesire derken aksi tesir. Aksül amel diyor bu harikulade. Amel çünkü zaten biri mümkün olduğunca yapmak fiil ve üretmek iken bir tanesi zaten onun sınırlanması, kontrol edilmesi çünkü öngörülmedik olana, çünkü farklı olana açık. Dolayısıyla performansın yeniden kapatılması, mümkünse kontrol edilmesi, ideal formun bir daha dönüşmeyecek, transforme olmayacak ne formuysa o. Yani isterseniz müzik, isterseniz mimarlık yapın, toplumun formu yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu yeniden inşa edilmesi bizi bir kere daha mimarlıkla ilişkilendiriyor hiç şüphesiz. Dolayısıyla zamana kapalı. Buradaki performans endişesi artık gam, keder, korku. Aslında eylememeniz gerekir. Ancak kabul edilebilir eyleme o bir şeyi koruma falan diye tarif ediyordu hatırlayın. O şeyi yeniden bulmak, inşa etmek olabilir ya da o şeyi sürekli tekrarlamak olabilir. Dolayısıyla tereddüt, tereddütün böyle bir karşılığı da var Develioğlu'nda. Nöbetli hastalıkların tekrarlanması diyor. Tereddüt hastalık olarak tabii ki görülür. Ya aşılması, tedavi edilmesi gereken bir şeyi Hiç duraksamamanız gerekiyor. Her performans başka bir şey değil. Her gece o ideal formuyla Vivaldi'nin falan keman sonatını çalmanız gerekiyor. Başka yolu yok. Dolayısıyla buradaki tekerrür artık aynının yeniden üretimi. Bunu e, sağlamak gerekiyor. Tahammülsüz tahammülü mahveden diyor e, Develloğlu. Mahvetmek zaten imha etmek. Dolayısıyla gerçekten düşünceyi imha etmek diye bakın isterseniz. E, daha sonra aklıma gelen burada yok ama bunu mimarlık bağlamında şöyle görmek mümkün. Mimarlık hakikaten inşa eder yapar ama hep yıkarak yapar. Yani mimarlıkta yıkmakla yapmak birbirinden ayırt edilmez. Çünkü yapmak istediği mimarlığın hadise fragman olsun o formu yeniden inşa etmek. O formu yeniden inşa etmek için deforme olmuş olanları aslında imha etmeniz gerekiyor. Tahammül falan yok. Mimarlık gerçekten yamacın diğer tarafına yapışmış gibi gözüküyor. Yani yamaçtan son 30-40 yıldır farklı bilgi alanlarında, pratiklerde çok ciddi çözülmeler var. Mimarlık, mimarlar ya da diyeyim mimarlık demeyeyim ya da mimarlıklar yapışmış gibi duruyorlar. Yani aşağıya kaymalarına rağmen o yamaca çok az kaldı bitiriyorum bu kısmını en azından dolayısıyla bu kısmı hakkında birazcık daha konuşmak lazım. Yani nedir nitelikleri bu sınırlayıcı, kısıtlayıcı tesire kapalı ya da ne diyelim performansın bir muhafazakarlık kipi ya da muhaf performansın muhafazakar kipi nelerle bir kere ehliyet e, çok önemli artık bu noktadan itibaren. Yani her performans makbul değilse ancak ehil olanların yani formun hadi yüce bilgisine değmiş değiştirmemesi gereken bilgisine sahip olanların ona malik olanların ancak fiil gerçekleştirebileceği ancak fail olabilecekleri bir dünya. Dolayısıyla çok tanıdık bir grup bir yerde oturan bile buna uyu aslında. Bir grup karşımıza çıkıyor. İşte sahip, malik vesaire. Ehliyet daha da önemli. Ee, bu bu ne diyelim? Bu kabiliyete, bu iktidara sahip olanlar zaten iktidarla ilişkilenmesi hemen aklımızda bir kenarında dursun. Mimarlığın tarihi aslında bu anlamda her türden iktidarın, her türden merkezi iktidarın e, ne, ne, ne diyelim yakın ilişkilisi olmuş desem çok ağır bir şey söylemiş olmam herhalde. İşe yarar halde bulunmuş, işe yararlılık dolayısıyla baştan işin ne olduğunu nasıl yarayacağını biliyoruz. Dolayısıyla tek tek her birini üzerinde durmayayım ama bir işi hak edebilecek durumda bulunmuş salahiyet, yetki. Mahillik, iktidar en önemlisi, liyakat, kabiliyet, kifayet, yeterlilik, mensubiyet. Bunların her birini eşelemek mümkün. O ehil olanlara mensup olmak. Dolayısıyla o gruptan, o kastan, o sınıftan, neyse o bilenlerden olmak. Dolayısıyla bu isterseniz akrabalık olarak da e, tanımlanabilir vesaire vesaire. Kabiliyet vesikası daha da önemli. Vesika çünkü çok sağlam delil belge, vesik de çok sağlam, kuvvetli demek. Yani bunu defalarca göstermeniz gerekiyor. O performansın oynaklığının aslında sağlam bir yere oturtulması gerekiyor. İsterseniz buna temel diyelim, te temelcilik ya da fundamentalizm de demek mümkün. Dolayısıyla böyle bir e, ne diyelim temelci perspektifle donanmış olanların yol gösterici olması da kaçınılmaz. Mimarların en sevdiği şeydir yani son... Yüzyılın mimarlık metinlerine bakın. Yüzde doksanı diyeceğim neredeyse toplumun nasıl örgütlenmesi gerektiği, nasıl mekansal örgütlenmesi gerçekleştirmesi gerektiğine ilişkin yol göstermeden ibarettir. Sadece yol gösterir ama performans göstermez. Son bitiyor bu kısmı. İki farklı fiil, performans, pratik gibi. Bu artık bir tür özet bir tanesi performansı isterseniz dönüşüm olarak kavramak diye bakın, diğeri değişim olarak ama bu değişimin yerine yani dönüşüm yerine ona uygun bir şey bulsam e, oraya ko koyacaktım, bunu geliştirmek gerekiyor çünkü değişim aslında bu yıkmayla yapmanın bir arada olma hali mimarlık söz konusuysa, mimarlık söz konusu yani mimarlık performans söz konusu olduğunda dönüşüm yerine ne konması gerektiğini bilmiyorum yani bunu mimarların ya da bence mimarlara bırakmak gerekmiyor. Herkesin düşünmesi gerekiyor bu yıkmadan e, yapmanın dönüştürmenin şeyi ne, nedir adı e, kuvveden fiile çıkma potansiyeline sahip sonsuz çokluk üç e, mesele var aslında bu dönüşüm meselesinde ya sonsuzca artma ve çoğalma e, meselesiyle karşı karşıyayız performans dediğimizde performansların bitmemesi hamletin muhtemelen hamlet metni kaybolana ya da tiyatro denen şeyden insanlar toptan sıkılana kadar hep oynanabilirliği, hep okunabilirliği aslında bunun üzerine oturuyor. Her performans başka bir şeye dönüşüyor. Halbuki değişim olarak okunduğunuzda bu her zaman eksik, yetersiz ya da henüz var olmayan bir bütünsellik. Yani şöyle diyelim Hamlet'in en doğru ve en ideal konservatuar tarafından kabul edilmiş ne diyelim uygulaması, sahnelenmesi aranan şey. O bulunduğu andan itibaren söz gelimi kaydedilmişse bütün hamlet yorumlarının filmlerinin imha edilmesi gerekiyor. Çünkü onlar deforme hamletler. Tamamlanması olanaksız çokluk ise bir tanesi. Yani dönüşerek sadece artar. Başka da hiçbir şey olmaz. Artar yani. Diğer ise tamamlanması gereken bir bütünsellik. Tamamlandıktan sonra hani bu mimarların çok sevdiği e, neydi bu Rönesans vecizesi nedir sanat eseri Hiçbir şey eklenemeyen ve çıkarılamayan bütünlük evet. meselesi. Albertin'in çok doğru. Evet. <laughs> ne eklenebilir? Aslında hayal tam da bu. Buna mimarlık olarak da bakın, toplum olarak da bakın. Dolayısıyla tamamlanabilecek bir bütün, bir form vardır. Bunu inşa etmek, bulmak gerekir. Bunun için performans, fiil gerçekleştirilir. Deforme olmuş olanlarda hiç şüphesiz imha edilebilir üçüncüsü indirgenemez farklı niteliklere sahip unsurlardan oluşan çokluk. Hiçbiri en yakını bile birbirine en yakın iki pozisyon, iki insan neredeyse aynı görüşü birlikte inşa etmiş iki insan bile. Biraz önce değindim ya imparatorluğu yazdılar. Hartla Negri. Emin olun birbirlerinden farklı oldukları yerler var. Çalıştıkları ve yazdıkları konu hakkında da. Yani sadece insan olarak biri patlıcanı sever, öbürü sevmez anlamında değil ki o da var yani. Ama çalıştıkları konu bağlamında da indirgenemez farklılıklara sahibiz. Zaten çokluk kavramında o yüzden icat ediyorlar toplum demek yerine. Yani. Diğeri ise uyumlu benzeşen unsurlardan oluşan bir bütünsellik hayali gene. Dolayısıyla bu armoni vesaire ya da uyum mimarların çok sevdiği kavramlar bir kere daha buraya oturuyor. Ama çok temel bir şey var. O yüzden düşünme ne yazık ki az kat edilmiş tarafta daha çok karşımıza çıkıyor. Çünkü ancak nitel farklılık, diğer tarafa açılmakla mümkün. Diğeri sadece nicel farklılık. Yani bir tanesi indirgenemez farklılık, farklılıklardan oluşan bir çokluk üretirken diğeri sadece çoğalır. Çoğul olur yani birbirine mümkün olduğunca benzetilmeye çalışan, bence hiçbir şey o kadar birbirine benzemez ama onların çoğullaşması, dolayısıyla tekil ve çoğuldan bahsedebilirsek sağ tarafta, diğer tarafta tikel ve çokluktan söz etmek zorundayız. Bugün Buradan benim e, bilgime, benim hafızama sahip bir aktörün bu meselelere baktığında gördüğü şey, isterseniz şöyle söyleyeyim, bu sahneleme meselesi te teori bağlamında da benim çok kullandığım bir mesele. Çünkü sahnelemek aslında teori dediğimiz şey. Ben en azından bütün o gördüğüm eylemleri, insanları ve üretimleri benim sahne düzenimde, benim mizansenimde ya da benim derken çok iddialı oldu sanki. Ben icat etmişim gibi oluyor ama hiç öyle değil. Bu sahne düzeniyle bana anlamlı geldiğini. Hatırlayın fiil şeyini yani ne diyordu anlam veren şey zaman tipi. Benim teorik ya da teorik bir fail olarak benim çizdiğim sahneden gözüken resim bu. Dolayısıyla ben zaten havada karada her zaman her yerde şey şüphesiz. Yani zaten şöyle söyleyeyim. O zaman gene bir kere daha başa döneyim. Performansın farkına varmak ve performansın farklılıklarla sonuçlandığını fark etmek aslında tarihsel varoluşumuzun da farkına varmak. Hiç şüphesiz tarihsel bir şey. Dolayısıyla başka türlü de betimlenebilir. Bir küçük not. E, ben sonuçta fel felsefeci değilim ama kendimce epey okumuşluğum var ama ben Aristo hiç bilmiyorum. Yani bütün Aristo anlatıyor. Ben bunların hiçbirini Aristo'dan e, en azından öğrenmedim. Bambaşka bir güzergahtan geçerek öğreniyorum. O güzergahın da çok fazla Aristo referansı yok. Yani ne, ne o güzergah derseniz aklıma gelenleri hemen sayayım. Spinoza güzergahın içinde, Nietzsche o güzergahın içinde. Atıyorum Bergson o güzergahın içinde, Whitehead o güzergahın içinde. Sayabilirim bugüne do doğru. Şüphesiz, şüphesiz. Ee, do dolayısıyla aile olarak mimarlık e abide olarak ne, neden Abide'yi kullanıyorum? Abide'yi şundan kullanıyorum. Yadigar kalacak eser diyor Abide için Develloğlu harikulade bir şey. Yani o formu her irisinden büyüğüne kent boyutuna kadar yaptığı her şeyi öyle bir değişmeyecek form, zamansız form olarak tanımlama eğilimindeki mimarlık o zaten yadigar kalacak, dokunulmayacak o değişmeyecek forma sahip. Birkaç ipucu. Bu Bunlar nelerle işliyor? Bundan sonrası aslında daha kolay ve sizi daha az yorarak gideceğim. Çünkü artık görsellerle birlikte işliyor. Hemen aklınıza aklımıza gelmesi gereken şeylerden mimarlığın modern bilgisinin temel inşai araçlarından biri Kartezyen Koordinat Sistemi. Bunun anlamı şu. Kartezyen Koordinat Sistemi zamansız mekan hayalinin hala en sağlam ifade biçimi. İçinde zaman yok içinde fail yok içinde fiil yok eylem yok hayat yok bunun anlamı şu bir boşluk bu boşluk sayesinde boşluk kavramı sayesinde bir yerini bildiğinizde her yerini bildiğinizi varsaydığınız bir mekan nosyonu üretiyorsunuz bir noktasına her noktasına istediğiniz gibi müdahale ediyorsunuz onun içinde fiil olmadığı için fail olmadığı için o müdahale siz nasıl öngörürse sonsuza kadar abide meselesi bu yüzden önemli. Sonsuza yadigar kalacak bir şey gibi kalabiliyor. İdeal düzenini vermeniz mümkün. Ancak zamandan azade bir mekanda formu değişmeyecek formu hayal etmek mümkün. O isterseniz mekan düzenlemesi olsun, isterseniz toplum ya da insan olsun. Nitekim insan için de aynı şey geçerli. Gene kabaca Rönesans'tan başlayarak insanın en basit biçimi oranları çizimi vesairesi olsun ama bütün niteliklerine kadar giderek insanın bütün fiillerinin içlevselleştirilmesinden söz etmek mümkün. Bütün fiiller öngörülmedik sonuçları açıkken mimarlık söz gelimi 20. yüzyılın başında işlevlere dönüştürülmüş fiillerin yani öngörülebilir biçimde tanımlanmış işlevlerin kataloğuna bir anlamda indirgenecek. Dolayısıyla insan bedenine ilişkin bütün fiiller işlevler olarak kataloglanabilecek her seferinde yemek yeme işlevi bir fiil değil. Dolayısıyla nerede, nasıl ne yediğimiz falan hiç problem haline gelmeden basit bir işlev yani her x'in otomatik olarak bir y'ye bağlandığı işleve dönecek. Mimarlık Kartezyen bu da aslında Karte, özdenin Kartezyen tanımı artık fail değil buradaki. Sadece hep aynı şeyi belli bir işlevi tekrar eden. Dolayısıyla her tekrarında farklılık değil, aynılık üreteceği hayal edilmiş olan bir özne kavramı. Bu fiziksel boyutlarına kadar geçecek. Bunun sayısız uç örneğini, noktasını bulmak mümkün. Ama dediğim gibi bunlar sadece hatırlatmalar ya da kentle ilişkisi mimarlığın. Kent bu anlamda mekansal organizasyon bağlamında en başa bela olan şey. Çünkü bütün bu ee, ne, ne diyelim öngörülemez fiilleri, fiillerin çoğalma, farklılaşma potansiyelini içinde sağında solunda saklayan karmaşık yapısıyla var olan bir şey. Dolayısıyla kent mimarlık düşüncesinin modern tarihinin başlangıcından itibaren bir karşı kent tarihi olduğunu söylemek mümkün. Ne demek istiyorum? Küçülen, azalan, seyrelen, kalabalıklığı kontrol edilen, biçimi kontrol edilen Kent. Filarayete'den başlayarak yani Filarayete'nin ne diyelim hipotetik bir kent tasarımı. Bir kitabın içindeki Sforzinda e, kenti. Ama her noktası başından tanımlanmış, öngörülmüş, bilinmiş, biçimlendirilmiş. Dolayısıyla biraz önce insan bedeni, insan bağlamına söylediğim gibi bütün kentse, kentte var olan faaliyetlerin, fiillerin işlevlere çevrildiği bir tasarım kavrayışı ya da isterseniz ütopya diyeyimiz. Ütopik düşünce Thomas More'un ütopyasının bir ne diyelim ilüstrasyonu. ütopya da bunun üzerine kurulu. Yeryüzü cenneti hiç değişmeyecek olan, kendi içinde çatışmayan, öngörülmedik olanın ortaya çıkmadığı, herkesin hep mutlu oldu ama mutluluğun da formunun olduğunu akılda tutmak yarar var. Yani nasıl mutluluk kime göre mutluluğa ilişkin bu anlamda düşüncenin, tereddütün, endişenin tamamen kapandığı bir kurgu. Bugün hala söz gelimi ütopya ya da ütopya olmadan muhalefet üretemiyoruz ya da ütopya olmadan yeni bir dünya hayal edemiyoruz lafını duyduğumda çıldırasım geliyor. Ütopya zaten yeni dünya hayallerinin kapandığı bittiği yer. Yeni dünya hayal etmek de bir performans. Dolayısıyla ütopyanın da bu bağlamda mimarlıkta içli dışlı ve sorunlu bir kavram olduğunu akılda tutmakta yarar var. Zıplaya zıplaya gidiyorum. 1922 aslında 19. yüzyıldan epey örnek bulunabilir. Ama Corbusier, Corbusier'in ünlü ee, neydi? 3 milyonluk kenti kentin planı. 3 milyonluk bir kentin başından sonuna bir kere de tasarlandığı ve bitirildiği formunu bulduğu bütün o kenti sorunlu hale getiren ne diyelim farklı fiillerin saklanabildiği sokak ıvır zıvır aklınıza ne varsa bunların tamamının temizlendiği, düzenlendiği ideal oranlarına, formuna kavuşturulduğu bir daha asla dönüşmeyecek bir kent tahayyülü imha etmek derken de kastettiğim şey bu. Eğer kent formu buysa bütün diğer kentsel oluşumlar kaçınılmaz olarak deformasyon yani asli olan formdan ideadan sapma anlamına geliyor. Dolayısıyla onların aslında mümkünse imha edilmesi gerekiyor. İmha etmekten kastım da bu. Gerçekten hayali de bu. Corbusier'in aynı planı plan Voisin olarak Paris üzerine oturtuyor. Yani Paris'in e, ne, ne, ne diyelim en eski kentsel kesiminin üzerine kendi kendini oturtuyor. İmha etmeden yıkmadan yapamamak derken kastettiğim şey en genel haliyle bu aslında. Şu Notre Dame'ın olduğu ada Paris'in merkez kesimi imha etmek zorunda. İmha edecek gücü yoksa en azından tamamen borçluğa gitmek zorunda. Yani Türkiye'de söz gelimi Erken Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi bağlamında İstanbul-Ankara ilişkisi bağlamında dahi bu perspektif üzerinden okunacak çok şey var. Daha doğrusu bu problematik bağlamında ama 1950'lere geldiğimizde yani bu biten bir şey değil bunu anlatmaya çalışıyorum. Brezilya'nın yeni başkenti Brezilya, Lucia Costa ile Niemeyer'in 1956 yanlış hatırlamıyorsam çok dönemi değil ellerde tasarlanmış bir kentsel yerleşim başından zaten bütün olasılıkları öngörülmüş kapatılmış bir kent planı ve onun Boşlukta inşa edilmesi aslında bunun da bir imha olduğunu söylemek mümkün. Yani boşluğun, boşluk diye geldiğimiz şeyin, boşluk boşluk değil, dağ başı dediğimiz yani doğa kendisi var yani, onun imha edilmesi. Ee, birkaç sene önce, bu, bunun mimarlıkta ne kadar yaygın olduğunu size söylemek için sadece şu kadarını hatırlatayım. Bir ya da iki sene önce Niemeyer'in yüzüncü e, yaş ee, yaşı kutlanırken Nimar'la yapılmış bir röportaj okudum ve Brezilya'yı soruyorlardı. Yani aradan 50 yıl geçtikten sonra bunun haliyle sağından solundan bugün benim yaptığım gibi eleştirildiğini söylemek mümkün. Hiç mi eleştireceğiniz hiç eleştireceğim bir şey yok. Aynısını bugün de yapardım. Ondan sonra yapılan her şey yanlış diyor. Çok doğru tabii ki. Yani bir kere doğru form olduktan sonra kentin kendi dönüşmesi bile yapılanlar dediği zaten onun kontrol edilememesi. Yani çünkü planlanarak bir şey zaten yapılacak bir şey yok. Performans orada bitmiş durumda artık orada. Tekrar edilecek bir rutin var. Dolayısıyla kontrol edilememesi, o rutinin işletilememesi onun için sorun. Bunu, bunları geçim inşa edilirken bugün vesaire çok da önemli değil. Ama daha çarpıcı olan e, şu söz gelimi Korbüzye'nin Örneklediği diyelim, Corbusier yalnız değil, birbirinden epey farklılaşan ama benzer e, muhafazakarlıkta mimarlık düşünceleri, 1950 öncesi mimarlık dünyasında egemen düşünme ya da düşünmeme diyelim artık bu noktada. Buna düşünce demek de ayıp. Düşünmeme biçimi ise diyelim ki 60'lar buna itirazla var olduysa, mimarlık içinde dahi, aslında itirazın kendisi düşünme ya da düşünmeme biçiminin değiştirildiği anlamına gelmiyor. Yani Corbusier'in hayal ettiği keskinlikte, boyutta yapılamamış olabilir ama pekala Corbusier'in de işte Corbusier'e kadar becerikli bunlara da çok kanmamakta yarar var ama pekala Corbusier'in bir kentsel tasarım örneği. Bu Yamazaki'nin Pruitt Aigoe diye mi okunur? Nasıl okunur Uğur Bey? Algo, Algo herhalde her neyse. Yamazaki'de ee, Yamazaki de bu bağlamda önemli biraz sonra değineceğim. Onun San Luis'teki bir konut yerleşmesi. Göya o ne, ne diyelim tırnak içinde evrenselci her yer ve her zaman için geçerli olan mimarlığa itiraz ederken aslında mimarlık bir kere daha başka formları diretme güzergahında devam edecek. Yani o muhafazakar alışkanlığını, düşünme alışkanlığını bırakmayacak. Dolayısıyla o mimarlığa bir itiraz gibi gözüken, bence çok kötü hırpalanması gereken Charles Jenkins'in Postmodern mimarlığın dili kitabı neredeyse bunların yıkımıyla başlar. Yani o mimarlığın yok olduğu tarihi dakika, saat vesaire olarak verir ve bu fotoğrafla başlar. Çünkü gerçekten bu konutlar bir nedenle yıkılıyor. Farkındaysanız bir kere daha yıkarak ancak yapmayı hayal etmenin mümkün olduğu o döngünün tekrar edildiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla de değişebilir. Yani formun yerine hatırlayın ilk baştaki Develloğlu'nun muhafazakar tanımını bir şeyi korumak diyordu. O şeyin ne olduğu hiç önemli değil. O şey kaybolmuş gitmiş yeniden bulunacak vesaire olabilir ama o bir şeyin olması gerekiyor. Mimarlık o bir şey saplantısından hiç vazgeçmeyecek. Dolayısıyla Corbusier'in ki değildi muhtemelen o şey ama o zaman başka bir şey bulunur. Yani Charles Jenks'in eleştirisi de bunun ötesine gitmez aslında. Dolayısıyla ya yıkar, mahveder bir kere daha, imha eder. Yani oradan ne olur ve nereye gider, neye dönüşebilir bu var olan şey asla düşünmeyecek. Ya da Leon Kriye gibi yapar boşluğa. Yeniden korbüzeninki kadar katı gözükmeyebilir gözümüze. Daha sevimli bir köycük gibi gözükebilir. Çizim, anlatım dili değişebilir. Ama Leon Kriye'nin tasarladığı başka türden bir şey, başka türden bir bütünsellik içeren bir konut yerleşmesi İngiltere'de Pontbury yerleşkesi. Farkındaysanız, ki başka türden bir bütünsellik, uniformite, değişmeyecek, değişmemesi gereken bir form vaz ederken aslında Leon ki Baspaya aynısını yapıyor. Sadece şey değişiyor. Kurulması gereken şey ne oldu? En iyisi ama yani mimarın yapmasını yıkmak demek olduğunu ne demek anlamak istiyorsanız restorasyonlara bakın. Özellikle Türkiye'de. Restorasyon da bir anlamda mimarlık eylemi bir anlamda değil kesinlikle tasarım eylemi. Ve her restorasyon aslında imha etmek demektir Türkiye'de. Biter. Eskiyle ilişkili hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla yaparken aslında imha eder. Restorasyon kadar muhtemelen bu yıkma yapma ikilisini mimarlık bağlamında bir aradalığını ya da isterseniz muhafazakarlık da benim ne kastetmeye çalıştığımı anlatan pratik bulmak gerçekten çok zor. O bina yaşayamaz. Bizim performansımızın, fiilimizin parçası olmaya devam edemez. Biz ona ideal, hayal ettiğimiz ideal formuna geri çevirmek dışında tesir edemeyiz. O da bize tesir edemez zavallım.